Merhaba GüreşTürkiye.net severler. 12 Stones We Are One dedi. Yani Güreş Türkiye ailesini en iyi anlatan söz biz biriz. Ve bugün yorumcu ekibinde bizim bir olduğumuzu kanıtlayan isimler var. 92 Doğru. yılından kalma Oğuzcan Özel, Paragon of Virtue'ye. Luke Wizard, Büyük Eren yok. Nur, Fatih Yılmaz, Kritorax, Doğru. Hikmet Zeybek, Rising Generation ve Salih Arandı. Doğru. Hitlock Master. Ben de The Pips Buğra Gür. Romu Reis kovuldu mu? Onu konuşacağız yani. Başka konuşacak bir şey yok zaten. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yorumcular ve chatbox halkı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. WrestleMania'ya çok değil, sayılı günler kaldı. Artık 25, 24, 23 diye gidiyor ve inanılmaz derecede heyecan seviyesi yüksek senaryolar izlemeye devam ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun sevgili Fatih WrestleMania'ya giderken Raw bültenlerini? Vallahi beni bilirsin. Ben dedim ki ya dedim bu nasıl Road to WrestleMania dedim. Elimination Chamber'a kadar dedim. Ya ne oluyor baba dedim. Road to No Mercy daha iyiydi falan dedim ama şu an gerçekten WrestleMania yolunda olduğumuzu hisseden adımlar atıyoruz Burak Yür. Yine senin sözüne geldik yani yaklaştıkça artıyoruz. Yükseliyoruz. Duygusallık yükseldi diyor Fatih Yılmaz. Evet Hikmet Zeybek. Çok kritik. Evet Hikmet Zeybek sen ne diyorsun? Alamıyorum sesini. Geliyor mu şimdi? Uzaktan geliyor. Çok uzaktan geliyor. Ha, dur o şeydendir. Bilgisayarın sesini alıyor da. Tamam Hikmet Zeybek düzeltsin sesini. Bir gir çık yap Hikmet. Seni 3 evetle yolluyorum. 3 doğruyla. 3 doğruyla. Doğru. Doğru. Eren Nur sen ne diyorsun? Ya tam olarak bu şovlardan itibaren WrestleMania'nın o aurasını hissedebiliyoruz. Gayet güzel bir şovla düpedümdüz WrestleMania'ya gidiyoruz. Doğru, WrestleMania'ya gidiyoruz dedi. Ratlisken hayatımda gördüğüm en saçma Road to WrestleMania'sı bu hiç Road to WrestleMania havası vermiyor demiş. Katılıyor musun sevgili senior? Evet. Yani ben hala WrestleMania havasına giremedim. Yani hikayelerden hiçbiri beni evet bu yılın en büyük şovunu hak eden bir hikaye dedirtmedi daha. Doğru. Sen ne diyorsun sevgili Salih Arandı? Ben de katılıyorum ama kötünün iyisi ne yapalım? Kötünün iyisi... Sonuçta da asıl menya her türlü izleniyor da. Kötünün iyisi bu diyor evet Salih. Ya 2015'te öyle bir kötüydü ki yani daha kötüsü gelemez diye düşünüyorum. Ya çok güzel chatte anlatabilir. Çok güzel birisi yerlere spoiler vermiş. Tamam. Yayını bölmeye gerek yok. Görüyorum. Çok güzel yerlere değindik. Kuzey de diyor ki anlaşılan bu seneki Road to WrestleMania'dan storyline çıkmayacak. Böyle bir şey gerçekleşebilir mi Fatih? Ne diyorsun sen? Biraz karşıt görüşlüsün. Yani bu Road to WrestleMania gördüğüm en kötü Road to WrestleMania değil. O konuda bir anlaşalım. Yani gördüğüm en iyisi mi? Değil. Yani idare ediyoruz bir şekilde ya. Yani senior gibi tamamen olayın dışında değilim. Ama senin gibi fazlasıyla duygusal da bağlamadım. Hani öyle bir şey söyleyeyim. Bu arada ben buradan bir toplumsal mesaj verebilir miyim Burak Gür? Yani buyur. O Kevin Owens'ı tuş ettiren ellerinizi sizin var ya. O senaryoyu yazan tamam mı? Senaristin. Beyni ne var ya? Bu kayıt bu yayına şey yapılıyor mu? YouTube atılıyor mu burada? Yani. Atılacak mı? Yani. Tamam atılacak susuyorum ben. Tamam, teşekkür ederim söz verdiğin için. Şimdi Kevin Owens anası geldik. O da enteresan. Evet. Road to WrestleMania öyle muhteşem geçiyor ki insanlar sarhoş olmuş durumda. Yani profesyonel güreşe fazlasıyla doymuş durumdayız. O zaman Raw'a geçelim biraz. Açılışta bizi Kurt Angle karşılıyor ve Stephanie McMahon'la Hunter'a karşı olan feyodundan bahsediyor. Biraz da yalakalık. Sürüyor tabii. Diyor ki Ronda'nın Steph'e yaptığı şeylerden ötürü üzgünüm.
Triple H'in bu yaptığını etik buluyor musun sevgili senior? Eskiden böyle miydi WWE? Biraz 92 Rumble'ından bahset bize. WrestleMania 7'den bahset. Nasıl kıyaslıyorsun? Peki neden? Ya bahsetmesine bahsederiz de direkt o açılış hakkında. Yani ben açıkça söyleyeyim, Angle'ın GM'liğinden pek memnun değilim. Açıkçası Mick Foley'in daha iyi bir iş çıkardığını da düşünüyorum o GM'likte. Ve yani WrestleMania'daki maç hiç heyecanlandırmıyor beni, doğruya doğru. Sonuç belli, olacak spotlar belli. Yani Kurt Angle'ın kazanacağından %90 eminiz sanırım. Eğer Triple H kazanırsa da artık o ego buna kadar ulaşacak demektir. Yani bu hikaye, yani ne bileyim, bütün olay sadece Ronda Rousey'in bir armbar yapmasını bekliyoruz. Onun için bekliyoruz. Triple H'in bence kaybetme ihtimali yok. Yani kaybederse Stephanie McMahon kaybeder. Böyle bir ekleme yapayım. Kuzey güzel bir noktaya değinmiş. Fatih, bu feud çok aceleye geldi demiş. Katılıyor musun sen de buna yani? Baktığımız zaman hani biz neye alışığız abi? Road to WrestleMania feudlarının 3 hafta değil, böyle 8-9 hafta, 1 ay, 2 ay, 3 ay işlenmesine, hatta daha önceden buna zihinsel olarak hazırlandığımıza alışkınız. Sen ne diyorsun? Elimizde hiç hoş olmadığımız bir örnek var. John Cena, Nikki Bella vs. Maryse The Miz. Bu maçı falan, hani sonu falan çok da güzel bir maç değil yani, kabul ediyoruz değil mi bunu? Ama onun hikayesine baktığın zaman bu sorunun cevabını alıyorsun. Yani onun hikayesi gerçekten çok ustalıkla ve zamana yayılarak hazırlandı. Ve belki de hikayesi o senenin WrestleMania'sında hikayesi en güzel giden maçlardan biriydi. Maçın kendisi güzel olmasa bile. Ya bunu çok yıldız bir transfer yaptıktan sonra da yapabilirdin. Yapmamayı tercih ettin. Ya Kuzey'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Kuzey'e bu konuda katılıyorum ya. Doğru, bence de yani. Biraz daha pişirilebilirdi. Mesela Royal Rumble'dan sonra Ronda Rousey'i tamamen şovlardan silmeyebilirdin. Hani böyle Stephanie McMahon'la bir iki arka alan segmenti. Mesela Kurt Angle'la Triple H Survivor serisi başladı. Bundan sonra böyle arada bir Triple H'i gösterip böyle çaktırmadan böyle bir iki laf sokma töreni falan yapabilirdin yani. Evet, Ratlısken güzel bir noktaya değinmiş. Hunter Angle maçı teke tek olsa şu senaryodan daha heyecanlı olurdu demiş. Buna... Angle'ın vücudu kaldırmaz. Angle pneumoni hastası galiba zannedersen. Gözlerde var değil mi bir şey? Duruşunda da var bir şeyler. Duruş yani zaten yaşlı emmiler gibi duruyor. Yani boynunu o kadar çok kırdıktan sonra ayakta durması da mucize ama. Yok yani Angle fiziksel olarak yani bir WrestleMania maçını kaldıramaz. Yani Taker'la neredeyse aynı durumda. Ya bu maçın WrestleMania main event'ı olacağı konuşuluyor. Eren Nur, bir Ronda fanı olarak neler demek istersin? Çok sever, çok. Çok severim, o kadar severim ki. Yani Roman Reigns, hani Brock Lesnar ne kadar hani bizi bayan bir şey olsa da hani WrestleMania'nın o marka ismine daha çok uyar. Hani Ronda Rousey, hani oradaki tek isim hani sattıracak insan Ronda Rousey veya işte Kurt Angle, işte şu zamandan sonra ilk kez WrestleMania'ya geliyor tarzında tanıtım olabilir ama pek yani mixed match'in kesinlikle hani bir şeyin main event'ın olmasını istemem yani, çok mantıksız olur zaten. Yani şöyle diyeyim, hani haftalardır, aylardır konuşulan parantez bir şey açalım. Varken parantez açalım sevgili Eren Nur. Chatbox'a da soralım. Bu maçın WrestleMania main event'ı olacağına dair söylentiler var. İhtimaller dahilinde olduğu konuşuluyor. Chatbox bu konuda ne fikir belirtir? Sen de sözlerine devam et. Yani bunun olacağına giderim Nakamura Stylus maçının main event falan yaparım yani. Öyle bir bu maça kalmadık. Bu maç rezalet. Hani onun bir tık üstü işte Nakamura Styles gibi söyledin. Katılmıyorum. WrestleMania 34'ün belki de 5 yıldız alma potansiyeli tek olan maç. Kesinlikle. Kesinlikle ama işte hani Ronda Rousey'nin neyden 5 yıldız alacak anlamadım. WrestleMania 34 5 yıldız alma potansiyeli olan tek maç Shinsuke Nakamura AJ Styles maçıdır. Katılmıyorum. Reigns Nezin maçının da potansiyeli yani. Var. Böyle bir şey yok yani. Nasıl yok? Ne yok bu ya? Abi Allah aşkına. Dersen...
puanı verecek olan adam Dave Meltzer yapar mı? Yapabilir ama yani 5 yıldız bizim zihnimizde 5 yıldız olmaz yani o maç. Bir şey diyordun Erenur, kestik seni evet. Yine. Ya 5 yıldız hani olması zor çünkü hani kısıtlayabilirler iki ismi de yani. O kadar büyük beklenti girdiğimiz zaman bir anda elimizde bomboş bir şey olabilir. Evet, chatbox halkı genel itibariyle olmaz diyor. Rotunda demiş, Roman'ı 4-5 sene üst üste main event yapıp Hogan'ın rekorunu kırdıracaklar. O yüzden Roman Lesnar olacak ana maç diye güzel bir noktaya değinmiş. Yani ne diyorsun senyor? Sence Golden Era dendiğinde ilk akla sen geliyorsun. Hogan'ın rekorunu kırabilir mi Roman Reigns? Yani kırabilir ama ya açıkçası o rekoru kırması hiçbir şeyi ifade etmeyecek Roman açısından. Ve yani doğruya doğru söylemek gerekirse ben başka bir maç göremiyorum potansiyel olarak WrestleMania main event olabilecek Reigns Lesnar dışında. Özellikle şirket Reigns'in üzerine bu kadar düşüp çok daha farklı bir hikaye yazıyorken onun için. Yani ben hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Evet, Lone Wolf demiş ki bu maçın main event olma ihtimali bahis oranlarına göre 5. sırada diye bir done sunmuş. Bahis oranlarını dikkate alıyoruz. Dikkate alma sebebimiz de gerçekten tutturma ihtimallerinin yüksek oluşu. Ratlisken eklemiş. Undertaker'ın olduğu yerde Roman'ın maçı main event olursa WWE'yi batırır, kötü yapar diye eklemiş. Fatih sen ne dersin? Undertaker deniyor. Arkadaşlar yani... Taker'ın yaşını bir düşünün main yani event zaten için. Zaten Undertaker yani çok çok uzun süredir main event olamıyor ki. Geçen sene main event. Ondan önceki senelerden bahsediyor. Neyse, şöyle bir durum var. Undertaker benim WrestleMania deyince aklıma gelen ilk insan. Yani kendi yaşımdan ötürü. Hani oturup senior gibi Golden Era benim için de öyle. İzlemedim ya şimdi doğru. Yani benim aklıma gelen ilk isim Undertaker. Ama yani baktığım zaman ya maça çıkmasın demiyorum ben. Ben maça çıkmasın diyenlerden değilim de yani ya biraz daha kolay bir bookingle hani zaten rekoru zaten kırdırdılar. Hani artık Undertaker'ın WrestleMania'da bir olayı kalmadı. Biraz daha sakin yani böyle olağanında ilerleyen böyle bir senaryoyla maç her zaman çıksın yani onu söylemek istiyorum. Evet, bu WrestleMania main event'i konusuna bir virgül atalım. İlerleyen haftalarda gelişmelere göre tekrar değerlendireceğimize eminim. Angle açılışta sözlerine devam ediyor. Bu gece Brock Lesnar'ın Detroit'te olmadığından bahsediyor. Brock Lesnar haftalarda Allah'ım. Yok. Bu bir satış stratejisi olabilir mi? Acaba federasyon Brock Lesnar'ın önüne bir sözleşme attı ve bu sözleşmeyi imzalarsan WrestleMania'da galibiyet alırsın. UFC'ye gitmezsin. İmzalamazsan da seni rezil kepaze eder, yollarız tarzı bir satış stratejisi olabilir mi Lesnar adına? İlerleyen haftalarda bu tarz bir senaryo mu işlenecek? Yani, hayali direkt kırayım. Ağustos'ta bitiyor Lesnar'ın sözleşmesi SummerSlam'le birlikte. Yani WrestleMania konusunda hiçbir alakası olduğunu sanmıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sürpriz bir şekilde Lesnar'ın almasına hazır olun bu maçı. Bak ben söylüyorum. Hayvan bir anda pat diye Lesnar o düşü yapabilir mi yani? Bak, çıkmıyor şu olarak. Çıkmıyor. Onun yerine sneakers dağıtıyorlar. Hatta o harika bir şey. Mükemmel hatta ya. Bak, mükemmel kesinlikle katılmıyorum. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hikaye olarak bile diyebilirler. Yani WrestleMania'ya kadar bu adamı çıkarttırmayıp WrestleMania'da indirip WrestleMania'dan sonraki Raw'da ya gelmedik geldik bir koyduk geçtik bile denirtebilirler. Ona bile hazırlık yapıyor olabilirler. Hazır olun birader yani. Ben söylüyorum maçta. Yani, sonra şaşırmayın ya. Ben şaşırmayacağım çünkü böyle bir şey görürsem. İlginç bir şekilde. İyi erkenden uyurum o zaman ben de. Ratlisken demiş. Brock Lesnar soğuttu beni. Sırf Lesnar'dan şu kemer gitsin diye mutant köklü tek dediğim adamı destekliyorum demiş. İşte, ya Lesnar... işte hikayenin tek amacı bu zaten. İnsanlar da Lesnar'da o kadar soğutuyorlar ki artık Roman Reigns yani bir iyi bir reaksiyon alsın. Seyirciler tarafına bu yemesin diye Lesnar'dan soğutmaya geçtiler. Bence çok, çok üzücü bu. Çok çok tam o noktaya geliyordum. Senior çok güzel açıkladı. Benden daha iyi açıkladı. Lone Wolf demiş, Lesnar'ın sözleşmesi Nisan'da bitecek ve WWE öyle acayip bir para vermezse
kesin UFC'ye dönecek. Ya bu da bir söylenti. Nisan'da deniyor, Ağustos'ta deniyor. Şirketin bu konuda haber sitelerine yaptığı bir manipülasyon var. Yok, 31'de... Ağustos'ta Dana White diyor bu arada. Allah Allah. Evet, o zaman Ağustos dedik ve bu konuyu kapattık. Devam ediyoruz. Açılışta bunu duyunca, Detroit'te olmadığını, Michigan'da olmadığını Brock Lesnar'ın duyunca Roman Reigns apar topar ringe geliyor ve Brock Lesnar'ın ne WWE seyircisine, ne bu ringde dönen mevzuya, ne de ekranların başında WWE izleyen insanlara saygısının olmadığından bahsediyor. Ve şımarıklığı da suçluyor. Vince, Brock Lesnar, Vince'in oğlu olduğu için burada olmadığından dem vuruyor. Kişiler sarpa sarıyor tabii orada. Acaba Reigns mi Vince McMahon guy, yoksa Brock Lesnar mı Vince McMahon guy? Burada Reigns'in agresif salvolarını görüyoruz tabi. İlginç bir şekilde Vince McMahon'ı arka alanda Vince McMahon'ı ziyaret ediyor ve Vince McMahon bunu ofisinde konuşmaları gerektiğinden bahsedip reklam arasına geçiyoruz. Vince McMahon'ın konuşmasına gelmeden önce sizce hangisi daha şımarık güreşçi? Roman Reigns mi? Kuşların kuşu Roman Reigns mi? Yoksa senede birkaç gün çalışarak güreşçiler arasında en yüksek maaş alan Brock Lesnar mı? Ne diyorsunuz sevgili Fatih? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Sorun da yok ama. Bence çok ustalıkla hazırlanmış bir segmentti. Gerçekten hani böyle gerçekten hani yani şey olarak Vince McMahon'ın onu olacağından haberi yokmuş gibi, bir de Shane McMahon da arkada oturuyor ya böyle. Böyle WWE 24'te falan gözüken şeyler var ya, hani mesela Kevin Owens'inkinde vardı. Mesela arka Kevin Owens çıkıyor arkaya. Vince McMahon'a soruyor işte, maçı beğendin mi? Hayır, beğenmedim diyor mesela Vince McMahon. Tam o şeyi vermişler yani, sanki böyle Vince McMahon'ın onun olacağından haberi yokmuş havasını vermiş. İşte bu çok profesyonelce hazırlanmış. Bunun için özellikle takdir ediyorum. Hangisi daha şımarık dersen Lesnar kesinlikle daha şımarık. Yani Roman Reigns'i biz beğenmesek de en azından bu adama verilen gimmick, hani istediğini çabayla elde eden bir adam gimmiği var bunda. Lesnar geçen sene oturdu, hala oturuyor. Yani sen diyorsun ki Vince McMahon guy Lesnar'dır. Aynen öyle. Sen ne diyorsun sevgili Hikmet? Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Valla benim diyeceğim şey, yani biraz daha bu feyoda realite karıştırmaları güzel oldu. Böyle Roman güzel sövdü bence. O kadar giydirmeden sonra da böyle bir ceza alması bana şeyi hatırlattı. Bu şey değil mi ya? CM Punk falan. Değil mi? Ben zaten pipe bomb başlığı attım. Aynen aynen. Ya bana bir pipe bomb edası verdi. Tamam biraz boynu büküktü ama yani pipe bomb'ı anımsattı. Evet, dediğin gibi, söylediğin gibi. Burak Gür, keşke Roman Reigns'in müziğiyle CM Punk gelse WrestleMania'ya. Pardon Taner. Pardon. İşte yani bence iyi yolda gidiyorlar şu anda yani bu konuda. Bakalım hani o algı değişebilir, Roman Reigns'e karşı olan algı. İşte size kötünün iyisini sunuyoruz hesabı bir şey göreceğinizi düşünüyorum bundan sonra. Evet, devam edelim o zaman. Bir dakika, benim bir sorum var. Shane McMahon eğer SmackDown'ın komisyoneri ise Raw'da ne işi var bu adamın? Kesinlikle çok saçma. Biri oğlu biri kızı. Hayır işte bak. Cevaplıyorum. Hayır şöyle bir durum var bak. Biri oğlu biri onu açıkladım bak. Az önce onu açıkladım. Arkadan hiçbir etkisi yok yalnız Shane McMahon. Hayır, sadece. Bak, az önce onu açıkladım. Dedim ya profesyonel bir şeymiş diye. Yani gerçekten çok profesyonel hazırlanmış. Normalde işte Shane McMahon'ın orada olmaması gerekiyor. Ama yani sen gerçekten orada senaryoyla uğraşırken bir anda Roman Reigns basmış gibi bir hava verdiler zaten orada. Olay şu ki Shane McMahon'ın senaryoyla uğraşma yetkisi yok artık. Ya babacığım Vince McMahon çıkıp bunu senaryo olarak söylüyor mu? Arkada Shane McMahon'ın bir şeyi yok diye. Ne olarak biliniyor? Raw'ı Stephanie düzenliyor. SmackDown'ı Shane düzenliyor yalnız, olarak biliniyor. Ona şey bakarsan. Şu anda çok alakası olacak ama Shane McMahon'ın ilk geldiğinde bir çanta muhabbeti vardı. Hatırlayan var mı? Evet var. Çantası. Hiçbir şey çıktı mı o çanta olayından? Yok. Kaldı evet, o senaryo. Çantayı senaryo açacağız falan diyorlardı hatta Stephanie'de falan. Vince. O zaman sıkıntı büyük falan diyorlardı hatta.
Evet. Yani belki geri dönülebilir mi o hikaye? Bence çok hoş hikayeydi. Yani şeyinin boş yere gelmediğini göstermişlerdi. Şöyle ben şeyinin gelmesine şöyle bir açıklık getireceğim. Bu adam biliyorsunuz şeyi batırdı ya, affedersiniz Fastlane'i. Ondan sonra bir de Rava'yla atayım demiş olabilir bence. Ama Rain... pek ihtiyaç bana olan... bana Allah'ınız varsa Fastlane demeyin. Bak Kevin Owens'ın tuş olması geliyor aklıma. Bak vallahi söyledi. Beni rahatsız yapabilir. Potansiyel. Ya, ya, evet, o zaman ya, Eren biliyor, toparlayalım. Biraz yaptı, toparlayalım. Vince McMahon'ın arka alanda reklamlardan sonra bizi karşılıyor. Tabii öncesinde Roman Reigns sessiz sedasız terk ediyor. Rene Young'ın Vince McMahon'ın kapısı önünde olduğunu görünce Vince McMahon Brock Lesnar'ın ne Paul Heyman Guy ne de Vince McMahon Guy olduğundan dem vuruyor. Ve Lesnar kendisinin adamı diye bir gönderme yapıyor. McMahon ayrıca Roman Reigns'e de rolünü bilmeli ve çenesini kapatmalı diye ekliyor. Ardından Lesnar'ın WWE evrenine gerçekten saygı duymadığından bahsedip üzerinde Lesnar'ın üzerinde olan nefreti birden daha arttırıyor. Ve Lesnar'ın özel ayrıcalıkları olduğundan bahsediyor. Vince tabii ki patronluk karakterini ortaya koyup ilerleyen haftalarda Brock'ın Raw'da olacağını ve WrestleMania'ya çıkacağını söylüyor. İlginç bir senaryo. Acaba Raw boyunca Lesnar'ın görünmemesi sebebiyle Roman Reigns'e de böyle bir storyline mi yazıldı diye düşünmeden edemiyoruz. Hikmet, ne diyorsun? Vallahi ben buna pek şey yapamadım. Ben bunu çevirisinde ben yaptım. Hani burada bayağı zorlandım. Hani neler oluyor, neler dönüyor, Vince'in aklından neler geçiyor. Bir şeyler dedi ama ne dediğini pek kestiremedim. Niçin dediğini pek kestiremedim. Böyle biraz bir imaj yaratmaya çalışıyor kendine ama hani bu önümüzdeki hafta Reigns'in tepkisi de belli olacak bir imaj bence. Şu anda pek hani nasıl diyeyim biraz daha böyle Lesnar'ı iyi adam olarak işte kötü Lesnar'ın yanında kötü olan Lesnar'ı destekleyerek seyircinde Reigns'e sahip çıksın falan diye mi hayal ediyor acaba? Aklıma o geldi. Evet. Ya bunu daha önce yapmışlardı. Sanki Royal Rumble 2016'dan sürekli şeyi çeviriyorlardı. Roman Reigns'in ismi çıkıyordu. Bir numara kim olacak diye. O aynen ona benziyor biraz daha. Sheamus feyadından sonra. Abi o ne kadar güzel bir segmentti ya. Evet Fatih. Evet. Roman Reigns'in sözleşmesi geçici olarak durdurulmuş. Vince McMahon'ın ağzından çıkan son söz buydu. Ne diyorsun? Bu senaryo neden yazılmış olabilir? Baba senaryo falan yok ortada. Baktılar Lesnar'ı getiremiyorlar. Dediler ki bari Reigns'i de çıkarmayalım. Olay bu yani, bu kadar. Olay realiteyi tak etti. Burada senaryo falan yok. Salih? Yani şaşırıyorum ben de. Şampiyonun çıkmaması. Değil mi? Bak kusura bakma Salih, sözünü bölüyorum da. Abi eskiden en azından çıkarttı zar zor bir görünüyordu. Artık hiç görünmüyor herif. Ya bu nasıl bir şeydir? Kar yağışı varmış. Kardan dolayı gelememiş. Ya bir adamın fanları desteklemeye devam ediyorlar yani. Evet, Stephen Truway demiş. Lesnar bence hiçbir Raw'a çıkmayacak. Bu senaryonun gerçek anlamıyla işleyebilmesi için böyle bir şey olması gerekiyor diyor. Olan bize oluyor ya. Senyor, hatırlar mısın? Evet, buradaki tek Lesnar destekçisi olarak. Hatırlar mısın? Ultimate Warrior WrestleMania 3 mü? WrestleMania 3. Abi yok. Kaç? Sen hangi maçı düşünüyorsun? 6 değil mi? 6 mı? Hogan'la olanı mı düşünüyorsun? Honky Tonky Man'le olanı. Arka alandayken maça çıkmamak için Vince bir şeyler söylediğini ve maça çıkacaksa zam istediği WrestleMania'dan bahsediyor. Kovuluyor sonra. Yok, aynen. Dur. Hatta Iron Sheik ondan sonra bunun ayağını kıralım diyor Vince McMahon'a. Vince McMahon da korkuyor. Tazminat ödersek diye. Yani... Helal olsun. Yoksa ya. Aklında var ya adam. Var. Şeyk öyle dedi. Hogan'a da Hogan WWF'e gitmeden önce de bir teklif edilmişti. AEW'deyken bacağını kırdı diye.
Yani ben Vince McMahon'den ekmek yedim, o yüzden bunu yapmam deyip reddetmişti. Yani Sheik'in öyle hikayeleri çoktur. İran'dan gelme biraz olduğu için. Biraz geleneksel kendisi. Güreşçidir. Doğru. Aynen. O WrestleMania chatbox'a da soralım. Yani Brock tamam, Lesnar'ın bugünkü imajı oradaki Ultimate Warrior'ı andırmıyor mu sence de? Ya sanki, bir saniye. Sanki Brock Lesnar çıkıp zam isteyecekmiş gibi bir hava var. Ne diyorsun Fatih? Baba 35 yıl düşünsem oturup Ultimate Warrior Brock Lesnar benzetmesi yapmazdım. Öncelikle seni bu yüzden tebrik ediyorum. olabilir. Yani dediğim gibi çok eski dönemleri bilmiyorum. Bence eski dönemleri Oğuz'a sorsan çok daha, Senyor'a sorsan daha doğru olur gibime geliyor. Bilmiyorum. Katılır mısın bana? Bir saniye benim chatte bir... Söyle buyur konuş. Şu chat'i bitirmemiz zaten güzel olur ya. Tamam. Teşekkür ederim. Ya şimdi Ultimate Warrior'ın olayı tabii biraz daha farklı da Lenz'in olayı %100 tamamen hikaye. Ya açıkçası yani çok hoş bir angle bence. Yani alternatif bir şey görüyoruz. Gerçeklerden doğan her türlü hikaye bu konuda böyle güzel bir şekilde doğar. Yani gerçekten doğan bir hikayeyi görmek güzel ve ya insanların böyle bakıp evet yani biz bu adamı destekliyoruz diyebileceği bir hikaye yaratıyorlar. Yani Lesnar'ın desteklerim, severim. Ana kemer tutmasını da hoş buluyorum. Fakat cidden şovlarda gözükmemesi hoş değil. Kesinlikle gözükebileceği şovlar vardı. WWE'nin daha iyi bir şekilde house şovlarda değil de kendisinin rollarda güreştirilmesi gerekiyordu bence. Ama tabi bu onlardan daha ayrı bir şekilde. Bu da yani bütün istenen şey Roman Reigns'in arkasına artık toplayabileceği her türlü desteği toplamak ve artık değişik şeylerde denemek. WWE hala o Batista'nın kazandığı Royal Rumble'daki Roman Reigns desteğini arıyor. Ve Roman Reigns'in kariyeri boyunca da arayıp bulamayacaklar. Çünkü çok kötü buklandı son 2-3 yılı. %100 katılıyorum. Roman Reigns'in o imajı düzelmeyebilir. Kuzey demiş. Lesnar dediğimiz adam artık güreşten sıkılmış. Bence sadece kontratını dolduruyor gibi duruyor. Baksanıza isteksizliğine. Salih sence haklılık payı var mı Kuzey'in? 2 senedir böyle bence. Ta 3 senedir falan yani. Evet, Lesnar'ın amacı para kazanmak. Yoksa çoktan UFC'ye gitmişti. Bulmuş ya bal vereni yiyor adam demiş Lone Wolf. Lesnar'ın amacı hep para kazanmaktı. Ya, tabii yani para kazanmak olmasa amatör güreşte kalacaktı. Bazen şey yapıyordu yani zevkle suplex atıyordu eskiden. O da artık onu da atmıyor. Yani çok sınırlanmış olduğunu düşünüyorum Lesnar'ın. Açıkçası Lesnar'ın döndüğünden beri sadece bir maçında ona çok büyük suç buluyorum. Dean Ambrose olan WrestleMania maçı. Çok daha büyük evet. Potansiyeli olan bir maçtı. Kendini UFC için tuttu. Kesinlikle katılmadığım tek noktası odur Lesnar'ın dönüşünde. Sen ilk olarak güreşçisin. WWE kontratın var. Güreşi ön planda tutacaksın. Evet, Extreme Y2J demiş. Roman Lesnar maçı kariyer maçı olur bence. Roman'a kaybetmiş bir Lesnar artık iş yapmaz. Yani arkadaş... Ya Lesnar dönmez Sina'ya kaybetti ve yaşadı. Yani onu hiçbir şey öldüremez bence. Lesnar yani şimdi yıldız güreşçiler var elinizde. Her şeyi kabul ettirmek de mümkün değil. Yani güreşçilerin de kreatif kontrolü belki sözleşmelerinde olmasa yok. Da ağızlarında mutlaka var. Triple H sağ olsun. Özellikle 2002-2006 arası Triple H'in reyinleri. Yani bu segmenti tamamlıyoruz o zaman. Brock Lesnar, Undertaker, John Cena ve Roman Reigns'i konuştuk. Sasha Banks Sonya Deville maçına geçiyoruz. Bayley ring dışındayken Absolution tam maça müdahale etmek üzere engel oluyor ve Sasha Banks submission move'la maçı kazanıyor. Sevgili Eren Nur. Evet. Bayley ardından ringi terk ediyor ve Sasha'yı araya alıp Absolution dayak atıyor, dövüyor, kevgire çeviriyor. Yine Paige'in herhangi bir hamlesi yok. Paige'in yine sakatlık senaryosu ya da emeklilik durumu devam ediyor. Ne diyorsun? Ya gerçekten hani 3 yani 25 gün kalmış ve hala ortada adam akıllı bir hani Bayley Sasha senaryosu yok. Sadece işte birbirlerine trip atıp gidiyorlar. Hı. Hani yapacaklarsa artık haftaya birisinden biri ona tam olarak bir arka dönüp de bu feud'u tam anlamıyla başlatması lazım.
Yani artık sıkıldık yani, tahmin edebiliriz. Aa, bugün de hadi bu arkasını dönecek. İşte arkasına üzüntülü bakıp şey sahne sonlanacak. Onun dışında Paige büyük bir ihtimal hani o kadar hani ringe girip de tekme atmaya bile müsaade gösterilmiyorsa büyük bir ihtimal senaryodan artık değil de gerçek bir sakatlık olduğuna yani artık inanıyoruz. Yani tweet attı zaten. Aynen, tweet atmıştı zaten. Yani kötü oldu onun da kariyerinin bitmesi. Belki de hani başkalarının yerine Paige'i görebilirdik. Evet, Bayley sanki 17 yaşına giriyor demiş senyor. Neden dedin? Abi o hikayeden ben o hissi alıyorum ya. Sanki böyle gözümün önünde büyüdü, şimdi de ergenliğe giriyor ve ergenliğini çekeceğiz gibi. Ama bu arada alakasız bir not ama bu maç hakkında benim en sevdiğim şey senin şu pipe bomb konusunun altına sıkıştırman. Sanki konu değeri yok bunun ama şovda da oldu. Ya bir yer eklemek lazım deyip eklemişsin. Yani yorum değeri maalesef yok ya. Bakma yani. Gerçekten 17 yaşına giriyor senaryosun. Kuzey demiş benim izleyici diyor bu hikaye. Bence tam araları iyi olduğu anda Sasha heel turn yap saldıracak Bayley'e. Yok ya. Abi ya yok ya. Ya This Is Your Life'tan daha iyidir gerçekten. Fatih demek istediğin bir şey evet. Var mı bu senaryo? Demek istediğim bir şey Bayley kardeşimizi destekliyoruz. Hikmet sen? Valla diyeceğim tek şey ya yapın ya gidin ya sonsuza kadar gidin. Valla yeter artık. Sıkınız ya. Gidin. Evet. 9 tane doğru. 9 tane misafir kullanıcımız var. Chatbox'a kısa bir mixler'a kısa bir işlemle üye olup bir tanesi benim. Katılabilirler. 8 olsun o zaman. Sevgili Salih ne diyorsun? Bayley, Sasha Banks. Benim ilgimi çekmiyor ya. Dirileşmeler. Büyüsünü kaybetti yani bu ikili. Eskiden çok iyi maç çıkardılardı. Baba bir şey söyleyeyim. Bakan diyeceğim bir şey var demiştin. Ne oluyor ya? Fatih sesi gitti. Fatih. Playdir koyduk araya. Fatih'i biraz 3 doğruyla yolladık. Gelince devam eder. Doğru. Miss TV'ye geçiyoruz. Miss yine konukları Finn Balor ve Seth Rollins üçlü Miss. Benim internetim mi düştü? İnternetim düştü. Evet. Söyle. Daha gitti abi. Gittin mi Fatih? Burada mıyım? Buradasın. Doğru. Tamam. Doğru. Ya bunların ikisi diyecektim. NXT yıl sonu ödüllerinde en iyi maçı ödülünü almış ikiliydi. Ne hale geldiler? Allah belalarını vermesin diyecektim. Buydu yani bu kadar. 3 sene oluyor ya. Evet Miss TV. Ya o zaman Miss TV. Miss TV tüm The Miz söyle Hikmet. Miss TV Miz gene rakipleri böyle nasıl diyeyim birbirine düşürmeye başardı hani. Şu anlık biraz daha istediğini alacak gibi görünüyor ama Theod'un çehresi değişebilir diyorum ben. Böyle kestirip atayım bir daha bana söz gelmesin. Anladım. The Miz tüm zamanların en uzun hüküm süren kıtalar arası şampiyonu olmaya devam edeceğini iddia ediyor WrestleMania'daki maçı kazanarak. Ve Miss TV'de Finn Balor, Seth Rollins konukları üçlü birbirine giydiriyor. Giydirmeler arasında Finn Balor'ın alt seviye güreşçi olduğu iddiası var. Ancak onun dışında Finn Balor'ın da sakat koluyla Seth Rollins'i yenip Universal Championship olduğu sözleri var. Ve aynı zamanda Balor Seth Rollins kavgası ilerleyen dakikalarda segment içinde artıp The Miz'in ateşlemeleriyle sonlanıyor, artıyor ve Finn Balor ceketini çıkararak aslında 4 hafta beklemek zorunda değiliz. Gel senin hakkından bir geleyim diyor Finn Balor. Ve bizi bekliyorduk. ve ardından The Miz'in gülüşlerini gören ikili önce The Miz'i ringden atıyor. Seth Rollins, kral katili fırsatçı gimmickinden ödün vermeyip Finn Balor'ı tam sırtını döner. Hileci set. Hilecilik yapıyor ve Balor'a yumruk atıp ring dışından uzaklaşarak bakışmalar arasında segment sonlanıyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
Bu feud Intercontinental The Miz'in en uzun tüm zamanların hüküm süren kıtalar arası şampiyon olma ihtimali. Fatih senden başlayalım. Fatih uçuyor. Evet. Hikmet sen devam et. Ya ben diyeceğim dedim ama diyeyim yani. Bu maç hakkında konuşayım ben biraz. İşte nasıl diyeyim, böyle ilginç bir maç olacak gibi görünüyor ama Miz'in beleştirdikten kazanma ihtimali var. Set hileci olmadığı sürece yeğiydi bu arada. Bu maçı kazanamaz. Ya Balor bir şekil yapar, şekil çukur yapar. İlk Universal Champion'dan sonra bir şey bulur kendine, argüman bulur. Ya da The Miz klasiği yapar ya bence. Ben çok büyük bir gelecek görmüyorum hani bu. Evet, evet senyor. Tüm zamanların en uzun hüküm süren kıtalar arası şampiyonu The Miz olabilir mi? Valla olabilir. Aslında ben çok seviyorum şu an Miz'in rolünü. Özellikle bu feud'da. Yani ilk sanırım bundan 2-3 hafta önce bir radyoya gelmiştim. Hikayeyi beğenmediğimi söylemiştim ama yani yavaş yavaş büyümeye başladı hikaye benim için. Yani Miz çok güzel oynuyor rolünü. Yani X'ini güreştirip yani kendisi biliyor ki teke tek maçlarda yenemeyecek. Ne Rollins'i yenebilecek ne Balor'ı yenebilecek. Şu an hikayenin bana verdiği etki o. O yüzden biz ikisini birbiriyle yoldurup kendi kazanmayı oynuyor. Bence çok güzel bir hikaye yazıyorlar şu an bunlar için. Aynı zamanda maçın da çok güzel olacağını düşünüyorum Mania'da. Evet, Erem Nur demiş ki Kuzey, ne olur Miz gene şansa kazanmasın. Ringde güreşip kazansın. Yani yanlışlıkla Reign sürdü bugüne kadar. Sürekli kaçak göçek bir title reign. The Miz acaba Intercontinental'ın bahsettiği gibi prestijini yükseltmiyor mu sence? Ya bu adam heel olduğu sürece bu korkak etiketini hani hiçbir zaman kaldırmayacak WWE yaratıcı ekibi. Hani yani bu adam eğer hani güveniyorlarsa eğer hani başka bir hani daha farklı bir heel karakter vermeleri lazım. Veya işte ya da en kötüsü face olması lazım ki olmasın yani. Face The Miz'de çekilmiyor bana göre. Yani Mania'daki maç gerçekten güreş açısından çok gözlerimizin şenlenebileceği bir maç olabilir. Çünkü Seth Rollins'in güreşini biliyoruz artık hani o 65 dakikalık güreşini, Elimination Chamber'daki o halini. Mania'da taşırsa gerçekten kaliteye kalite katar. Onun dışında Finn Balor'ın artık bir kendine yeni bir başarı kazanması lazım. Çünkü sürekli papağan gibi sürekli ilk Universal Champion'ım. İşte daha ben onu kaybetmemiştim. Beni kimse o şey kemeri almak için tuş etmedi diye argümanları sürekli tekrar dile getiriyor. Yani artık Finn Balor'ın da bir başarıya ihtiyacı var. Hani Seth Rollins'in de şu anda o başarıyı kazanacağı zaman Grand Slam kulübüne girecek. Ha, burada en fazla galibiyete ihtiyacı olan insan Finn Balor. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Evet, Radlisken demiş. Miz bu maçı alırsa Reign konusunda en fazla Reign yapan isim mi olacak? Evet, bu maçı almazsa da bir yere yapar galiba bunu. Longman eklemiş. Intercontinental kemeri Raw'a geçtikten sonra eski değerini kaybetti. Kadrodaki en değersiz kemerlerden diye. Salih katılıyor musun bu görüşe? En azından kemer şova geliyor ya. Raw'a gelip değer kazanan var mı? Haksızlık yapmayın yani. Ya doğru. Raw'da şova gelmeyen kemerler görüyoruz Raw'da. Doğru diyorsun. Bu maç... Neyse, geçen hafta geldi işte. Paşa geldi. Kemerler ya. Görüyoruz. Çantalar görüyoruz. Evet, bir şey diyordun Salih. Ya bir de bu maç ucu en açık maç yani WrestleMania'da. Daha ne olsun yani. Valla çok abartıyoruz galiba. Yani. Haklısın. Kesinlikle katılıyorum. En tahmin edilemeyecek maç bu. The Bar Mistourage maçı izliyoruz ardından. Maç bir profesyonel güreş mücadelesinden çok kavgaya şekline dönüyor. Revival, Titus Worldwide, Slater, Rhino kavgaya dahil oluyor. Ve kalkın bir vizyonuna bak. Segment Cesaro'nun Sheamus'ın kaçışıyla sonlanıyor. Ardından arka alanda Kurt Angle main event'ta Battle Royale yapılacağından bahsediyor. Ve Battle Royale kazananı WrestleMania'da The Bar'ın rakibi olacakmış. Aaa!
Bu segmentte en sonunda konuşacağız Battle Royale'ı. Hadi direkt geçelim. Tekrar, tekrar Riz, Elias, Elias romantik adam, sanatçı, kimlikli insan, ringin içinde kolu sargılı, boynu sargılı ama sanat yapmaktan vazgeçmiyor. Seviyoruz seni Elias. Strowman yine kemeri, kemer nereden çıktı? Konseri bölüyor. Bu kez arka alanda yine Elias'a saldırmıyor herhalde. Sakatlığından ötürü acımış olmalı. Elias'a geçen hafta nasıl piyano ya da nasıl dayak attığından, nasıl piyano fırlattığından bahsediyor ve WrestleMania'da bir maçı olmadığını, inanamadığını söylüyor. Aa! Çok ilginç şeyler. Ne olacak acaba? İlerleyen saatlerde acaba anlayacağız. Ve az önce resmileşen Seth Rollins Finn Balor maçını seyrediyoruz. Güzel, teknik, üst düzey mücadelede iki ismin de terinin son damlasına kadar savaştığı bir ring içinde Seth Rollins Superplex hareketinden sonra Balor'a kaybetmeyi başarıyor. O da ilginç oluyor tabii. Ne diyorsun? İzledin mi maçı sevgili senyor? Sence? Bence izlemedin. Teşekkür ederim. Güzel, ne diyorsun maç? Gecenin maçı gibi duruyor. Hangi maç? Şey mi? Seth Rollins, Finn Balor. Maçtan o kadar alakası ki. Abi aynen, yorumları duyuyorsun. Konuşulur mu hakkında? Hangi ya maç? Maçı izlemedim. Sevgili Eren Nur, sen ne diyorsun? Ya fark ettiniz mi? Elias'ın gün geçtikçe yediği dayak tarzı veya atılan objeler daha da kalitelileşiyor. Mesela TLC'de meyve sebze yiyordu. Şimdi piyano cello yiyor sırtına. Ya Kuzey demiş. Yani Balor'ın roll-up ile kazanması dengeyi kurdu demiş. Güzel bir bakış açısı. Evet. Yine beraber kalacaklar. İkisi de birbirini yemeyecek. Miz, Skull Crushing Finale'le maçı kazanacak. Evet Salih, sen bir şey der misin maç hakkında? Yok, ben izlemeyi unuttum maçı. Maçı izlemeyi. Torrent sıkıntı. Yorumcu ekibi bugün forumunda. Ya daha kötüsünü gördük gibi biliyorsun. Şey yıllar önce hocam, maçı izleyen tek kişi ben miyim ya? Evet Fatih. Yok, ben özellikle izledim ya. Daha okumadım bir de bu sefer. Fatih, ya dinliyoruz. Maçı izleyen bir tek ben miyim ya? Ben ya Burak Yürük, beni kuad mı yapar mı? Ben böyle bir şey görmedim ya. Maç kaliteli bir maç işte. Evet, dinliyoruz Fatih. Ya baba, maç gayet kaliteli bir maçtı. Yani iki isim ismin hakkını sonuna kadar verdi. Ya bunu da bir kere bir anlaşalım. Roll-up mevzusuna gelince bence bir dahaki hafta Seth Rollins ters olacak. Gidecek Seth Rollins roll-up yapacak bundan sonra. Devam edecek. Belki bir iki tane squashlanacak rakip verirler. Hani böyle ilerler abi bu fev ve bu böyle ilerlenmesini de tercih ederim yani. İşe isterseniz. Evet, teşekkür ediyoruz güzel yorumların için. Adam yorum görünce şaşırdı ya. Nasıl bir ortama düştüm diye. Yani adam yorum görüntüsü benim yorum çekiyor. Kuzey'in dediğini katılıyorum. Roll-up'la bitmesi dengeyi kurdu. Güzel bir senaryo yazılıyor. Ayrıca sevgili senyörün dediğine de katılıyorum. Güzel bir storylines izliyoruz. Yani o WrestleMania havasına bürünen Ender Feud'lardan biri Intercontinental Championship. Asuka ringe geliyor. Charlie denen hanımefendiyle birlikte röportaj yapacakmış. Charlie bir önceki gece Charlotte'a meydan okuduğu anlardan bahsediyor ve görüntüler geçiyor. Alexa Bliss ile karşılaşacağı düşünülürken neden Charlotte Flair'ı seçtiğini soruyor. Tam Asuka konuşacakken Alexa Bliss ve Mickie James onu kesiyor. Bliss Asuka'nın İngilizcesiyle dalga geçiyor her zamanki gibi. en uzun yenilmezlik serisine sahipmiş ancak Alexa ile ringe çıkmaya korkuyormuş Asuka. Mickie gülüyor. İnşallah canım ya. Mickie gülüyor ve alay ederek
Asuka'ya henüz hazır olduğunu, hazır olmadığını söylüyor. Alexa Elimination Chamber'da diğer 5 yıldıza karşı ünvanını koruyarak rakip bırakmadığından bahsediyor ve B şovunun SmackDown'un şampiyonluğunu yenebilirsin diye Asuka'yla iyice dalgaya geçiyor ve yerin dibine sokuyor Asuka'yı. Asuka'nın da cevabı, daha önce seni yendim Alexa. Bu şirkette kadın olmak için bir kadını yenmelisin. Ben en iyi şampiyona karşı maça çıkacağım. Sen kimsin ki ya diyor. Ve Alexa Bliss'in kolay birisi olduğundan bahsediyor. Alexa Bliss ve Mickey James bunu duyunca hemen Asuka'ya saldırıyorlar tabii. Buraya kadar neler dersin sevgili Erem Nur? Ya Ideal'ı bir kere konuşacağız. Onu da bölüyorlar. Çok üzücü yani. Zaten yani şurada bir iki kelam edemiyoruz. Yarım yarım cümle kuruyoruz. Yani Alexa Bliss'le zaten karşılaşırsa çok basit, hani basit dediğim hani bilinmesi çok kolay bir maç. Ayrıca hani hikaye açısından gerçekten hani ortalama bir şey olur ama hani gerçekten burada akıllıca bir şey yapılmış ve Charlotte'la ayarlanması gayet güzel ve heyecanlı oluyor. Çünkü birisi babasının mirasının yolundan giden bir kız ve kazanmadı bir sürü kadın kemeri bırakmadı yani. Divalar olsun, NXT olsun, SmackDown olsun, Raw olsun. Hani tam gerçek bir kadın güreşçi. Yani Asuka da zaten biliniyor. Herkes tarafından görülüyor ne kadar korkutucu ve güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Bu kadının 900 gün 240 maçlık işte bir serisi var. Hani gerçekten bu hani bilet sattıracak bir maç. Yani pazarlama açısından gerçekten gayet reklam edilecek bir maç. Hani Alexa Bliss, Asuka, tamam. Asuka bir tane vurur geçer yener. Ama bunu tahmin etmek gerçekten zor. Yani ben şimdi bir Asuka sevdalısı olarak diyorum. Çok bir tane vuruyor yani. Alexa Bliss'in de bir tane vurmalarına alıştık yani. Pek bir hareket yapmadı. Bu arada ben bu maçı Charlotte'ın kazanabileceği ihtimaline inanıyorum ha. Söyleyeyim ben de inanıyorum. Korkuyorum. Keşke kazansa. Aynen öyle olmuyor yani. Abi kazanırsa zaten Charlotte kazanacak. Başka yok yani. Bu maçı ilk dakikada maçı önümüze sunmalarının sebebi bu. Lone Wolf demiş. Bu Japonlar niye dil öğrenemiyor abi? 2 senede biraz olsun öğrenirlerdi. Bence dil biliyorlar ya. Ya şadı var. Bence dil biliyorlar abi. Reckless. O aksan konuşmak zordur. Reckless de demiş. Yani. Japonlar beden dilini konuşturmayı seviyor. Vay. Ne? Doğru. İnce espri. Doğru. Sonunda bir doğru patlattın. Doğru. Çok dayanamadım yani. Demeyecektim buna dedim. Üzgünüm. Ardından beden hareketi deyince Buğra Gür kendini kaybetti. Ardından günün kendini kaybetmesi farklı olur da şimdi vakti değil. Maça geçiyoruz. Mickey James Asuka'ya kaybediyor ve Alexa Bliss bu mağlubiyet sonucu koşa koşa arka alana gidiyor. Sevgili Fatih, nasıl değerlendiriyorsun bu senaryoyu? Ben bir şey soracağım. Bu Alexa Bliss en son Mickey James'e sen yaşlı bezi takmaya başlamadın demiyor muydun? 180 yani derece döndü. Ne? WWE hikayeleri tırnak içinde. Yani. 21 tane misafir kullanıcımız var. Mixer'a kısa bir 20. işlemle üye olup 23 de olabilir. Belki ya Buğra Gül tek istediği bak Buğra Gül tek istediği 1992 Royal Rumble'a kadar kaliteli hikayeler görmek Buğra Gül. Doğru. Haklı. Evet. Diyecek pek bir şey yok aslında. Baba ne diyelim işte kilidi vurdu geçti Allah aşkına ya. Senaryo hakkında ne söylemek istersin Hikmet? Baba senaryo öyle bir senaryo göremiyorum ya ben. Herhalde zaten nasıl diyeyim Asuka hakkında yakında yazacaklar da bir de nasıl diyeyim böyle bir tezatlık senaryosu var. Naya, onu oynayacaklar herhalde. Burada. Evet, olabilir, doğru diyorsun. Reklamlardan dönüyoruz. Alexa Bliss'in arka alına koşa koşa gitmesinin sebebi Naya'ymış. Naya çok sevdiğini söylüyorlar birbiriyle.
adeta duygusal bir sevişme yaşanıyor arka alanda. Ne? Ben doğru. Brezilya. Doğru. Doğru. Brezilya dizileri pembe gibi dizi yazmışım zaten tartışma konusuna. Bak gece gece neler aklıma gelmiş. Flash TV doğada da açılmıyor mu zaten bu dizi? Doğru. Alexa Maya gelecek hafta Asuka ile karşılaşırken ring kenarında olur musun diyor. Ve bu sevişme bittikten sonra Naya'nın Joan King isimli bir rakibine karşı squash maçını seyrediyoruz. Ve akabinde arka alanda Alexa Bliss'te Mickey James Naya'nın dedikodusunu yapıyor. Bak, hiç hoş değil. Bu bir senaryo harikasıdır Burak. Bir şey diyeceğim. Pardon. Kendimi tutamadım. Evet, Naya Alexa Bliss Shrek diyor. Naya James'in avuçlarının içinde olduğunu söylüyor. Tüm hayatı boyunca kaybeden biri Naya James diyor. Aptalım biri diyor. Büyük ama aptalım biri diyor. Alexa Bliss Naya... Teker teker sayacak mısın lütfen? Naya Alexa Bliss olmadan hiçbir şey yapamam. Tamam. Abi senaryoyu anlatıyorum bir dakika. Tamam. Tartışma konularını... Tamam anlatıyorum. Tartışma koşan bir dur ya, bölme adamı. Tamam. Tamam anlatıyorum. Abi Naya Jax bunları duyuyor tabi. Hüngür hüngür ağlıyor. Abi Brezilya dizisine dönünce ister istemez hepsini özet geçmek istiyorum yani. Ya bu Naya Jax çok dram yaşıyor ya. Sever. Evet. Naya hüngür hüngür böğüre böğüre ağlıyor, çıldırıyor. Adeta aldatılmış bir kadın gibi. Bu arada evet, ben bunun, sana bu duyguları tam en iyi sen anlarsın. Ay bak. Bundan tam bir ay önceki modlusunu söylüyorum sana. Diyeceksin ben öteki kızlar gibi değilim. Doğru. Evet, ben sen daha beter misin? Teşekkür ederim. Ben kemer kaybedince ağlamayacağım demişti. Doğru diyorsun. Ama Allah kadının yaşadıkları harik. Çok dram ya. Sevgilisi tecavüzden WWE'den ayrıldı. Evet, yani kardeşi ihanet etti. Sevgilisi doğru. Sevgilisi ağırdan kim girdi be ya kardeşim? Enzo. Ha doğru, ben hala gerçekteki düşünüyordum. Sonradan düşünmedim. Acaba ne diyeceksin, gerçekten sevgilisi var mı? Vardır abi. Herkesin bir olcusu var bu dünyada. Ben açıkçası ufaktan göz koymuş vaziyette. Ne? Neyse. Ne? Evet. Burak kendi numarası vardır. Neden numarası yok? Partisi bile vardı da. Naya Jax Alexa Bliss senaryosu böyle haftaya daha netleşince daha üstüne uzun uzun konuşuruz. Alexa Bliss. Evet arkadaşlar, YouTube kanalına 50 bin yaparsanız Burak Ünlü Naya Jax'in numarasını paylaşacak. Ya Naya Jax. That is mad. Naya Jax ile WhatsApp'ta konuştuğumuzu şey yapacağım, resmedeceğim. Evet, John Cena segmentine geçelim öyleyse. Kaybetmelerine alışamadığımız adam John Cena diyorum sürekli. Çünkü adam hayatında hiç olmadığı kadar üst üste çok fazla kaybediyor. John Cena çok güzel bir promo kesiyor. Kısa keseceğim. Undertaker'dan bahsediyor. Undertaker'ın bu maçın gerçekleşmeme sebebi Undertaker olduğunu söylüyor. WWE senaristleri ya da WWE yetkilileri, yönetimi değil. Undertaker'ın egomanyak, ben merkezli, pimpirikli bir adam olduğunu söylüyor. Undertaker yaşlı, parçalanmış biri değilmiş. Bu maçın gerçekleşmesi sadece Undertaker'a bağlıymış Sinan'ın belirttiğine göre. Ve Undertaker'ın kıçını tekmeleyeceğini söylüyor. Tombstone'u WrestleMania'da görmek ister misiniz diyor. Seyirciler de olumlu ve gürültülü bir tepki veriyor. Sina, top sende Undertaker, hayatta olup olmadığına bakalım diyerek not düşüyor. Ne diyorsunuz John Cena? Bence ölüm. John Cena iyi bir promo kesti ve John Cena'nın promosunu Undertaker'la olası maç ihtimalini değerlendirelim. Sen yor, ne diyorsun? Yani Cena Taker sanki biraz geç kalınmış bir maç oldu ama yine güzel maç olacağını seviyorum. Yalnız ben Sinan'ın şu anki hikayesini çok beğeniyorum. Yani gerçekten ne olduğunu biliyoruz. Sinan'sız WrestleMania olmayacak. Yani bunda herkes hemfikirdi sanırım. Fakat hikaye olarak düşününce bütün bu olayı
Cena'nın böyle WrestleMania'ya çıkmak için uğraşması, sürekli farklı şovlara gitmesi, farklı maçlara kendini ekletmeye çalışması bence güzel, orijinal bir hikaye. Yani sadece Cena dışında başka birisine daha iyi yakışabilirdi. Yani Cena tek olarak da çok güzel yakışır. Artık Ziggler'a yakışacak bir şey kaldığını sanmıyorum da burada. Bence seyirci gözü. Adamı 30. sıradan döndürdüler. Daha ne yapsınlar? Yani seyirci gözünde bitirdi bence Ziggler'da. Artık dönüşü yok o yolun. Evet, Chad bence WWE kemerini alıp keşke açığa çıkarsaydı. Undertaker John Cena'nın WrestleMania'ya tek gidiş yolu gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu maç gerçekleşirse sizce nasıl bir storyline izlenir? Sonuç itibariyle çok kalmadı. Ben tek bir şey kaldı. Söyleyebilir miyim sana Burak Ayur? Evet. Bir dahaki hafta Rav nerede gerçekleşiyor? Dallas. Daha da açık konuşayım. Texas. Texas, Taker'ın evi. Ya bence yeter yani direkt. Bak bunu söyledim ve bence tüm senaryo şu an aydınlığa kavuşmuş olması gerek yani. Kapatabiliriz yani. John Cena'nın heel reaksiyonlu sözlerini nasıl buluyorsun Hikmet? Aa, Hikmet gitmiş. Sana sorayım Fatih. Yani çok da aman aman vurulmadım yani, açık konuşayım. Hangi heel sözleri bu arada? Eren Nur. Yani hangi sözlerini heel olarak görüyorsun? Ya işte kıçını tekmelerim, Undertaker kötü biri. Ego manyak biri. Bu maçın gerçekleşmeme sebebi bence Undertaker. O tarz şeyler söyledi adam ya. Adam güreşemiyor ya. Ne yapsın? Oğlum Undertaker değil. Undertaker'ın kasları maçın gelişememe sebebi ya. Yani Taker'ın şu halde ringe dönmeyi düşünmesi dahi mucize de. Yani o adam kaç yıldır güreşiyor onu bir düşünmek lazım. Nasıl WrestleMania 1'den 34'e kadar. Ege soruyorum beyler, Undertaker'da ne yetenek vardı? Mehmet Dinler arkadan gelir. Evet, Mehmet haklı bir şekilde. Yani alırım. Mehmet Özkan demiş Taker Cena main event olur. Ha, Mustafa Özkan'ı hatırladım Begül. Vay be. Bak Mehmet Özkan deyince aklıma geldi. Ratlısken Steve Austin getirirler haftaya. Aynen. Şey yok, Roman Reigns yok. Sevgili Brock Lesnar yok. Görünüşe göre Steve Austin WrestleMania'da değil, WrestleMania'nın 3 hafta öncesindeki Raw Show'larında bulunmuş. Lone Wolf demiş, 25 gün kalmış hala ortada feud yok. Evet, benim değinmek istediğim nokta da buydu. Bu saatten sonra Undertaker gelip Cena ile maça çıkacak. Adam bu sene o ringe bir ihtiyacı var mı? Girerse sağ çıkamaz. Efendim? Cena Lesnar'ın bir feud'a ihtiyacı var mı o maçın? Yok. O da görmek istiyoruz yani. Yani ben Taker'ın gelip gereksiz şeyler konuşacağını pek görmek istemiyorum ama bence ihtiyacımız yok zaten o maçın. Evet. Haftaya Undertaker'ın dönüş ihtimalini yüksek buluyoruz. Döndüğü zaman daha net konuşacağız promolar üstüne. Reklamlara giriyoruz ve dönüşte Matt Hardy'nin promosunu seyrediyoruz. Rebby Hardy, King Maxwell, Queen Rebecca, Senior Benjamin, Vanguard, One... Yani. WWE'ye geldiler duyuruya göre. Ne diyorsun Olcan Özel? Ümitlenmek istiyorum. Yani Ultimate Final Deletion'ın yarısı olabilirse Ultimate Deletion harika bir şey göreceğiz. Gerçekten ümitlenmek istiyorum evet. Yani bu maç için. Ultimate çünkü bütün orijinal karakterler geldi. Hı-hı. Maçını öneriyor Bray Wyatt. Bray Wyatt'a. Bray Wyatt da hemen akabindeki promoda Matt'in yalancı ve aptal biri olduğundan bahsedip şeytan kapınıza geldiğinde içeri girmesine izin vermeyin diye ekleyerek Ultimate Deletion maçını kabul ediyor. Haftaya çok güzel bir maç izleyeceğimizi hayal ediyorum, düşünüyorum. Zannedersem bu maç çekildi. Çekildi. Yani belki Jeff Hardy sürprizi izler miyiz? Yani inşallah izleriz. Evet. O arada cezalı değildi Jeff. Olabilir. Aynen olabilir. Şu an ceza aldı mı? Uzaklaştırma cezası. Ya bilmiyorum da %90 garanti bence. Daha bir açıklama gelmedi. Kurt arka alanda hakeme maçı onaylattıktan sonra hakemin bakışları. Hakeme diyor bu ikisini tek parça istiyorum diyor. Büyük bir maç hype'ladılar. Haftaya izledikten sonra daha net görüşlere sahip olacağız ve main event'a geçiyoruz. The Bar'ın
takımlar kemerine rakip aramak için Battle Royale mücadelesi, Revival, Heath Slater, Rhino, Anderson Gallows, Mistourage ve Titus Worldwide var. Ancak bir sürpriz, dev bir sürpriz. Tam hakem gong çalacakken müzik duyuyoruz ve Braun Strowman geliyor. Seyirciler şaşkın, herkes şaşkın. Strowman bütün takımları elemeyi başarıp özellikle Anderson'ı bir atışı var en sonunda ve Mistourage'ı bir rezil edişi var. The Bar'ın rakibi oluyor. The Bar şaşkın bakışlarla Braun Strowman'ı izliyor ve ardından speaker ekibi Kurt Angle'ın haftaya bu konuyu ele alacağından bahsediyor. Fatih, Braun Strowman tek başına takım adam. Ne diyorsun? Haftaya rakip. Ya bence abi yorumsuzum ya. Hani Braun Strowman tek başına alsa diyeceğim şimdi tatmin etmiyor. Yanına birini verse Elias desen bu hikaye buram buram şeyimiz Cesaro kokuyor. Bilmiyorum ya. Elias yani Braun mu? Çok boşum abi yani öyle söyleyeyim yani. Nötrüm. Kötü değilim de nötrüm. Öyle söyleyeyim. Yorum yapacak bir şeyim yok. Salih? Elias gelebilir, ben de onu düşünüyorum. Eren Nur? Ya bana göre Elias'ı yanına yollayacaklar. Bir Team Hell No'nun hani değişik bir tarzını göreceğiz. Senyor ne diyorsun? Braun Strowman'ın son yılların en iyi... takım divizyon açıyordum. En iyi giantlarından biri olduğunu düşünüyor musun Braun Strowman? Yani Big Show'dan sonra gelen en iyisi. Yani WWE için konuşuyorum bunu. Çünkü gerçi standart biraz düşük o konuda da en iyi ikinci Great Kali olunca ikinci olmak pek zor olmuyor. Pardon. Doğru. Strowman'ı Great Kali dediniz de aklıma Punjabi Prison maçı geldi. Ya. O ne kadar ilkeydi o. Evet, takımlar divizyonda haftaya da daha net konuşuruz diye düşünüyorum. Raw Show'unu 5 üzerinden puanlayalım. Hem chatbox hem yorumcu ekibi. Fatih? Ne diyelim? 3.5, 3.75 diyelim ya. Ya hak etti. Eren Nur? Kötü değildi çünkü. Ya bana da çok şeydi yani, hareketli bir Raw'da. Bayağı. Oğuzcan? 2.5. Evet, bugün Raw Show'unda, bu gece Raw Show'unda WrestleMania Battle Royale, Kadınlar Battle Royale duyuruldu. Senyor ne demek istersin? Kadınlar Battle Royale. Utanç verici. Yani verilen isim utanç verici. Fabulous Moolah'ın nasıl bir insan olduğu. Yani bilmiyorum, forumda hiç konusu açıldı mı? Açılmadıysa. Açıldı. Yani biliniyor nasıl bir insan olduğu ve WWE hala bunun ismini ortaya koymaya çalışıyor. Ya. Yani gerçekten utanç verici. Şey merak ediyorum, hani May Young ve Fabulous Moa haricinde hiç mi yok bu kadar ben senedir kadın divizyonunda bir isim, yani şeye verilecek, yani onun anısına verilecek bir şey de hiç mi yok? Yani Wendy Richard'a verilebilirdi, Trish Stratus'a verilebilirdi, Lita'ya verilebilirdi. Başka ya. Çünkü WWE'nin kadınlar divizyonu abi Alondra Bey'e Blaze'e versinlerdi. Kemeri çöpü adam. Vince'in... Ya Vince King tutar. Ne olursa olsun Vince King tutar. Ya bu adam bazı Hall of Fame'e alışlarının ben son bir kazık olduğunu düşünüyorum bazı insanlara. Vince'i kim kazıklamaya çalışırsa eninde sonunda o Hall of Fame'e girdi çünkü. Bir de bir şey diyeceğim. Bu Hollywood'da şey yapıyorlar ya, bu skandallarla uğraşanları hep uzaklaştırıyorlar ya. Yani WWE niye bunu yapmıyor? Valla Hogan da yaptılar da bu Fabulous Moolah'ın olayı çok eski olduğu abi. İçin hatırlanmaz diye. Patlama yaptı bu ya. Yani ona bakarsak niye Jimmy Snuka hala konuşuluyor? Yani Snuka'nın geçmişte bir sevgilisinin öldürdüğü ve Vince McMahon'in de bunu gizlediği biliniyor. Çünkü. Yani. Ama hala artık konuşuluyor. Çok göz önünde değil ama. Aynen, ondan dolayı işte bu Fabulous Moolah olayı da göz önünde olmadığı için. Bu haberler ne zaman çıktı senin? Hangi haberler? Bu Vince McMahon. Bu yani Jimmy Snuka, Vince McMahon'a çok mu eski? Çok eski. 83-84'lerden kalmaya yeni. Hayır yani. Haberler ne zaman çıktı yani, onu soruyorum. Haberler hani böyle bir şey var. Çok eski. Aynen, tarihleri yani. Gene aynı 80'lerden eski, gene. Eski. Yani o vakit dahi biliniyordu.
Şey geldi aklıma, uzun zamandır Tamine'yi de görmüyoruz da acaba olaylar yeni mi patladı, o yüzden görmüyoruz gibi bir şey geldi. Yok o sakat ya, bayağı ağır sakatlığı var. Ratlısken demiş, Sina'dan dolayı 4 veriyorum. Serdar Ali Metaller 3 vermiş. Lone Wolf 5, Mehmet Özkan 3, Finn Balor 3.5, Believe That Roman 3 vermiş. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yarın saat 21.00'da YouTube yayınıyla, 21 YouTube yayınıyla bugün 21.00'da Ozan Ateş 4 vermiş. 21.00'da SmackDown canlı çarşamba, radyo değerlendirmesi. Çarşamba günü 21.00. Hepimizi acıdan kurtarayım. Bu neydi şimdi? Ya bugün yarın, bugün yarın diye diye şey yaptım. O da çok karıştı dedim. Ya zaten yayını bugün sanırım. Yo, doğru. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizi doğru dediler adama Burak. 12 Stones'un We Are One şarkısına bırakıyorum. Çarşamba ve gene istediğim şarkıyı açmadım. 21.00'da. 21.00'da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.